Çok iyi yürüyemediğim için her yere gidemiyorum. Hayatımdaki bu boşlukları sanat dolduruyor. Tanrı'ya şükür gözlük kullanıyor olmama rağmen gözlerim hala iyi görüyor. Ellerim ise son derece sağlam. Bu yüzden hala çalışabiliyorum. Çalışmalarımın çoğu idolleştirme ve yıldızlık kavramı üzerine. Değişik şekillerde çalışmayı seviyorum. Resim yapıyorum. Heykel ve grafik düzenlemelerim de var. Tabii ki çalışmalarımın vazgeçilmez bir parçası olan kolajlardan da bahsetmeliyim. Dick Smith isimli bir sanatçı bana kolajın ne olduğunu anlatmıştı. Kolajların ana parçasının otobüs biletleri olduğunu düşünürdüm. Çünkü hepsinde otobüs bileti görüyordum. Amerikan pop artı Jasper Johns ve Russian Berg'le başladı. Ben de onlardan etkilendim. Liechtenstein ve Warhol daha sonra aramıza katıldılar. Bir kutunun heykelini Andy'den önce yapmıştım. Çizgi romanlarla yaptığım çalışmalar da Liechtenstein'inkilerden önce geliyor. Aslında söylemek istediğim şey, ben onlardan önce de vardım. Yani onlardan etkilenmedim. Bu çalışmanın adı Vaudeville ve Film Yıldızları Konvansiyonu. Evet, sadece yıldızlar, ünlü insanlar var. Şu an tüm bu parçaları kesmekle ve onları boylarına göre ayırmakla meşgulüm. 1927'den kalma bir katalog buldum. Bu kataloğun içinde tüm Amerikan vaudeville sanatçıları, hatta aralarında kariyerlerini bu alanda kurmuş olan Marx kardeşler bile vardı. Bu katalog çalışmama vaudeville boyutunu ekledi. Stüdyom zaman içinde bir müze haline geldi. Çeşitli objeler ve eserleri topluyorum ve koleksiyonculuğun da aslında sanatsal bir konsept olduğunu düşünüyorum. Gemi resimleri, objeleri ve gemilerle ilgili değişik şeyler topladım. Gerçekten toplamayı çok seviyorum. Siyah beyaz müze adını verdiğim bir seri de hazırladım. Böylece siyah beyaz da benim için bir sanata dönüştü. Birisi bana CIA'in soyut ekspresyonizm ve Amerikan pop artını desteklediğini ve yaymaya çalıştığını söylemişti. Amerikan sanat dünyasının İngiliz pop artının da önemli olduğunu geç de olsa itiraf etmesi gerçekten ilginç bir şey oldu ve çok önemli bir şey.